Ne işin vardı senin tefecide? Tefeciye gittiğimi öğrenilmiş. Demek yine görüştünüz. Celal kıskançlığın sırası değil. Ne işin vardı orada diye sordum. Niye hesap sorduğunu öğrenebilir miyim? Çünkü ben artık kimsenin benden bir şey saklamasını istemiyorum. Çünkü benim artık bir yalan daha duyacak gücüm kalmadı. Bir sevdiğimi kaybedecek gücüm de kalmadı, anlıyor musun? O yüzden yapma bana bunu. Bari sen yapma ya. Tamam, yapmam. Yapmayacağım. Zaten saklayacak bir sırrım var. Her şey daha çok yük oluyor. Anladım bunu Mavur. Geç de olsa anladım. Ne işin vardı tefecide? Yardım etmek istedim. Sevdiğim kadını korumak görevim sonuçta, değil mi? Tamam da nereden öğrendin ki sen bunu? Öğrenirim ben işte. Ben bugün kimseye gizli saklı şeyleri sevmediğimi anlatamıyorum galiba. Kim anlattın anlamadı? Mahur Hanım. Celal. Mahur. Kimden öğrendin? Kimden öğreneceğim? Sadık'tan öğrendim. Adam dert etmiş geldi kustu. Ben de müdahale edeyim dedim. Ya etme, sen niye müdahale ediyorsun ki? Sen daha yeni çıkmadın mı içeriden? Ya bir şey olursa, ya tekrar içeri girersen? Ya sana bir şey olsa ne olacaktı? Dışarıda olmanın bir manası kalacak mıydı? Soruyorum. Ya işte sen içerideyken de ben de aynen böyle düşünüyordum. İyi, açalım eski konuları o zaman. Açmayalım. Hastanesi duruyor bu. Efendim? Mağdur Hanım, merhabalar. Merhaba, buyurun. Abiniz ufak bir kriz geçirdi, o yüzden aradım bilgi vermek için. Kriz mi? Nasıl peki, şu anda durumu iyi mi? Sakinleştirici verdik. Şu anda iyi ama biraz korkmuş. Neden bilmiyorum. Tamam. Tamam, ben hemen şimdi geliyorum. Teşekkür ederim. Şu anda durumu iyi. Ben sadece haber vermek için aradım. Kontrolümüz altında yani. Olsun, ben yine de geleyim, göreyim onu, rahat etsin içi. Sağ olun, geliyorum hemen. Ne olmuş? Abim ufak bir kriz geçirmiş. Gidip hastaneye onu görmem lazım. Tamam, ben de geliyorum seninle. Emin misin? Haydi, haydi eminim, haydi. İçeri girecek misin? Yani girmek zorunda değilsin. Mahur, adam hasta. Hasta adam hesap soracak değil mi herhalde? Hesap sormayacağını biliyorum canım. Sadece belki yardım etmek istemezsin diye düşündüm. Ya oğlum, göğsüme yaslayacak halim yok. Öyle durun yanınızda. Tamam. Peki. Bahçede bir şeyler gördüğünü söyledi. Birilerini görmüş. Sanırım geceye kötü bir rüya gördü, etkisinde kaldı. Rüya derken? Bilmiyorum. Sadece bir isim sayıklık duruyordu. Hangi isim? Bilmiyorum, anlayamadım. Savaş olabilir mi acaba? Yani olabilir. Thank you.
Ne olmuş burada? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsunuz? Sakinleştirici verdik, yatıyor demediniz mi? Nerede abim? Yatıyordum Ahura Hanım. Ben çıktığıma sakinleşmişti. Bu darbede olmuş. Etrafa bakmamız lazım. Bu sadece Necat'ın işindeyiz. Söyleyeyim ben sana. Hemen hastane güvenliğine haber verin. Hadi abim bulalım. Başına bir şey gelmiş. Hadi. Yok ya, başına bir şey geldiyse. Telaş etme, bakıyoruz işte. Telaş etme. Ya kaçırdılarsa Celal? Güzelim, aklı olmayan adamı kaçırdık, ne yapacaklar? Sakin ol, bakıyoruz. Bir şey bulabildiniz mi? Yok, her yerde arıyoruz ama. Güvenlik kameralarını kontrol ettik. Hastaneden çıkmadığı kesin. En son odasına iki kişi girmiş. Sonra odadan çıkıp gözden kaybolmuş. İki kişi? Hasta bakıcı kılığındalar. Ama hasta bakıcı değiller. Ne tarafa gitmişler peki, gördünüz mü? Doğu kanadı yönüne kaçmışlar. Ama aşağı mı indiler, yukarı mı bilmiyorum. Kesin başına bir şey geldi, haklıymış. Dur, dur. Siz polise haber verdiniz mi peki? Verdik, yoldalar, geliyorlar. Hey, hey. Bize de şu tarafa bakalım. Haydi. Thank you.